Hemen Diyarbakır'a gideceğiz. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi Pekora'dan karşımda. Öncelikle adli tıp raporuna göre Nari'nin boğularak öldüğü tespit edildi. Yenge tutuklama istemiyle adliyede onun ifadesindeki ayrıntılar ortaya çıktı. Son tablo ne ortaya koyuyor? Hem adli tıp raporunda başka ayrıntılar var mı sende Veysi? Hem de yengenin ifadesinde önemli kilit noktalar var mı? Evet, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda açıktan da aslında tahminler de bu yöndeydi, boğulduğu yönündeydi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yaptırmıştı ve otopsi örneklerinden bazıları İstanbul'a gönderilmişti. İşte onun sonucu da çıktı. Narin Güran maalesef boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca amca Salim Güran'ın aracında bulunan DNA örnekleri de salya sümük olarak değerlendiriyordu. Eliyle bir dokunduğu ve bu noktada da o dokunduktan sonra bazı yerleri sildiği ortaya çıktı. Islak mendille veya başka bir temizleyiciyle sildiği ortaya çıktı. Bu noktada da soruşturma derinleşiyor. Hediye Güran'ın Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesi bitti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki gerçekleştirildi. Adam öldürmeye bu noktada iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtelim. İfadeleri tabii alındı aslında. İfadelerinde neler söyledi? Sabah saatlerinde özellikle su motorunu açmaya gittiğini, Salim Güran ile yine Arif Güran'ın evin arasında yürüdüğünü, su motorunu kapatmak için tekrar gittiğini aktarıyor. Eve geldiğini ve bu noktada özellikle Yüksel Güran kendi oğlu Enes Güran'ın kıyafetlerini kendi evine getirdi. Çamaşır makinesinin bozuk olduğunu ve yıkamasını istediğini aktardı. Daha sonra da çamaşırları yıkadıktan sonra evine götürdüğünü söylüyor. İki kez aslında eve gitmiş oluyor. Bir sabah saatlerinde gitti, ortaya çıktı. Bir de saat 15.30 ile 16 saatleri arasında çamaşırları yıkadıktan sonra götürdüğünü aktarıyor. Savcılık tabi bu noktada da kendisine sordu. Çamaşırları siz mi hep götürüyorsunuz diye. Hayır, o gün işim yoktu. Bu nedenden dolayı götürdüm ifadelerini kullandı. Yine oradaki ilişkiler ağı aslında biraz da soruldu. Bu noktada Narin'i öldürülüp öldürülmediğini gördüğünü sordu bir taraftan da. Narin Güran cinayetiyle ilgili bilgisinin olmadığını, kimin öldürdüğünü bilmediğini iddia etti. Ancak kuvvetli suç şüphesi kapsamında bu noktada tabii tutuklamaya sevk edildi. Şu an itibariyle de hakimlikte bekletiliyor. İfadesi, savunması o noktada da alınacağını belirtelim. Diğer taraftan Narin cinayetiyle ilgili aslında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 3 noktada savcıyı görevlendirmişti. O savcılar bir taraftan otopsi raporlarını, bir taraftan da Van Terminal Laboratuvarı'ndan gelecek dijital verileri inceliyor. Aslında telefon trafiği de bu noktada önemliydi. Telefon görüşmeleri geri getirildi ve şu an itibariyle dosyada olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle internet üzerinde yaptığı görüşmeler, ki bunlardan biri WhatsApp, o görüşmeler, mesajlaşmalar da çalışıldığını belirtelim. Onların da geri getirilmesi için çalışmalar devam ediyor ki kilit aslında o nokta. Hem Salim Güran'ın yazışmalarını silmesi, hem de ailenin kadınlarının kendi arasında WhatsApp grubu oluşu, onların da bunu silmesi. Hatta şunu söyleyebiliriz, köydeki herkes tüm telefon trafiğini silmiş, yazışmalarını silmiş, internette yaptığı görüşmelerin tamamını sildiğini belirtebilirim. Ancak bunu geri getirmek için de bilişim uzmanlarının yoğun bir çalışması olduğunu söyleyelim ki WhatsApp'ın genel merkezinde de bu noktada yazılar yazıldı Adalet Bakanlığı tarafından. Diğer taraftan da tabii savcılar başka deliller arıyor. Bu noktada ifadeler çok önemli. Şu ana kadar 4 çocuk dinlendi. 4 çocuklar da pedagoglar eşliğinde dinlendiğini söyleyelim. Onlara da saatler ve zamanlar soruldu. Narin'i en son nerede, ne zaman gördükleri soruldu. Organize bir şey var. Çünkü Bilsen Güran, amcası oğlu Salim Güran'ın saat 14'te gördüğü Narin Güran'la ilgili 17.45'te gördüğünü anlatmasını istediklerini aktardı ve bu nedenle bilgisine başvurulduğunda bu ifadeyi kullandığını söyledi. Daha sonra da bu ifadeyi değiştirmek istediğinde ise Salim Güran'ın şüpheleri üzerinize çekersiniz ve suçlusuz olursunuz baskısıyla, telkiniyle karşı karşıya kaldığını aktarmıştı ifadesinde. Bu yönde de bilgilerle birlikte ifadesinde değişiklik yapmadığını aktarmıştı. Yer ve zaman konusunda çelişkiler var demiştim. Çünkü anlatımlara baktığınızda özellikle suça sürüklemiş R.A.
ifadesinde şunu söylemişti. Saat 14 ila 20 saatleri arasında Salim Günal'ın tarlada beraber olduklarını, çalıştıklarını söylemişti, iddia etmişti. Ancak Salim Günal'ın 18.59'da okulun güvenlik kamerasına aracıyla takıldığı görülmüştü. Bu noktada da kendisine sorulmuştu. Neden hızlıca oradan ayrıldınız diye sorulmuştu. İlk ifadesinde Salim Günal'da 14 ila 20 arasında tarlada olduğunu iddia etmişti. İşte o boşluk o güvenlik kamerasına takılmıştı. Bir taraftan tabii önemli bir durum. Aslında Salim Günal okulun bu noktada çalışanını çağırmıştı. Jandarma geldikten sonra çağırdım dese de aslında jandarma gelmeden de gidip okulun kamerasında görüntüleri izledi. Hatta silmek istediği yönde bilgilerde mevcut, bu noktada delilleri karartma yönünde de yoğun bir çaba harcandığı bilgisi var. Ailenin birçoğu aslında suskunluğunu sürdürüyor, ancak çelişkili beyanları da ortada. Cumhuriyet savcıları bir taraftan o çelişkili beyanlarla aslında sorular yönetiyor, yeni gözaltılar olabilir. Diğer taraftan da dijital verilerin gelmesiyle, otopsi raporunun gelmesiyle birlikte netleşmesine, cinayetin, narinin katledilmesi bu noktada aydınlatılacağını belirtelim. Bu çalışma aslında yoğun bir şekilde yapılırken diğer tarafından telefon dinlemeleri, ETS kayıtları, çevre yolundaki güvenlik kameraları görüntüleri tekrar tekrar da kolluk tarafından incelendiğini belirtelim. Özellikle bu noktada çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı bu yönde yürüttüğünü belirtelim. Ancak şu ana kadar bir itiraf var. Kuvvetli suç şüphesi dışında tutuklananların haricinde, ki onlar 10 kişi tutuklanmıştı. Bir de Nevzat Bahtiyar var. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde Salim Güran'dan cesedi aldığını ve 200 bin Türk lirası karşında önce kollukta söylediği ifadede onu götürüp sakladığını söylemişti. Ancak daha sonra da ailemle tehdit ettiği için savcılık ve mahkemede bu yönde beyanda bulunmuştu. Yarım saatlik süre içerisinde cesedi sakladığını söylemişti. 18-20 dakika içerisinde cinayet işlenmiş ve bu noktada da daha sonra Nevzat Bahtiyar'a teslim edilmiş ve Nevzat Bahtiyar da eğer tutmaz neresinde sakladığını beyan etmişti. İtiraflarında bunu söylemişti. Sorguda önüne koyulan görüntüleri Veysel, eğer beni duyuyorsan bir sorum olacak. Kamerası en başta söylediğin amcanın ıslak mendillerini temizlemesi konusu. Oradaki ifadeni biraz açar mısın? Çünkü oradaki bulguların ne olduğu ve Narin'in ölümünden sonra acaba o bulguların orada oluştuğu yönünde tablo netleşmiş görünüyor mu? Bir onu sorayım. Bir de hazır araya girmişken, yenge de telefonu değiştirmiş ifadesine söylediğine göre, değil mi? Yani sadece içeriği silmediği bir telefon değiştirme konusu mu var? Evet, köyde telefonlar değiştirenler var, yeni telefonlar alanlar var. Kimisi hattını değiştirmediğini iddia ediyor, kimisi yalnızca ikisini birlikte değiştirdiğini iddia ediyor ama bu noktada daha önce köyde HTS kayıtlarına göre sinyal veren tüm telefonlar tarandığını da belirtelim. Özellikle o gün içerisinde HTS kayıtlarına göre köyde bulunan, baz istasyonun verilerine göre köyde görüşme yapan, yoldan tesadüf geçenler dahi dinlemeye alındı. Geçmiş görüşmeler takibi alındı. Hatta biz gazeteciler bile bu noktada bir gün sonra gitmemize rağmen takip edildiğimizi söyleyebiliriz. Takipler sonucunda da bir veri ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Diğer taraftan da tabii Hediye Güran'ın da telefonu değiştirdiği yönde bilgi var. Bu da açıklayamadığı ifadelerinden biri olduğunu söyleyelim. Ancak soruşturma şu an itibariyle devam ediyor. Yeni gözaltılar olur mu? Hediye Güran tutuklanır mı? Bununla ilgili de tabii gelişmeleri takip ediyoruz. Biz diyelim sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Diğer sorun bu amcanın aracında bulunan DNA örneği konusuydu. Ona ilişkin net bir durum var mı? Hani vücut sıvısı mı, acaba tükürük mü, başka bir şey mi diye bir konuştuk o dönem. O netleşti mi? Salya sümük olduğu tahmin ediliyordu ki İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bu noktada DNA'nın bulaştığını söylüyorlar. Ama amca Salim Günal bir temizleyici de aracı temizlediği, bazı yerlere muhtemelen eline bulaşmış sıvının ilk etapta koltuklara veya arka tarafta kapıyı açarken eliyle sürdüğü tahmin ediliyor. Oralara, yani elin ulaştığı noktaların bazı yerleri silinmediği ortaya çıktı. İşte bu noktada Salim Güran'ın elinde ve bulaşan noktalardan dolayı
salya veya sümük olduğu kesinleşmiş oldu. Yani orada tesadüfen oradaydı ya da zaten daha önce bir gün aracıma binmişti demesi bir açıklayıcı değil. Çok net olarak silmeye çalıştığı ve şeylerin buluntuların olduğu, kalıntıların olduğu Nari'nin cansız bedeninden bu son durumda ortaya çıkıyor. Aracı temizlemeye çalışmış yani Nari'nin taşındıktan sonra. Evet, aracı taşıdıktan sonra ellerin ulaşamadığı noktalarda Nari'nin DNA'ları çıktı. DNA sonuçlarının üzerine de aslında bir temizlik yapılmıştı. Özellikle sürücü koltuğunda bulunduğunu belirtelim. O sürücü koltuğunda Nari'ni tuttuğu için eliyle o sıvı bulaştıktan sonra koltuğun kenarlarına sürmüş olma ihtimali vardı. Hı. Zaten koltuğun kenarlarına sürüldü DNA testi çıkmıştı. Bir de arka kapının hemen bulunduğu noktada taşınırken bu yapılmış olabilir. Ayrıca bir temizleyiciyle, ıslak mendil mi olur, kolonya mı olur, evet, farklı bir temizleyiciyle de bu işlem yapıldığı tahmin ediliyor. Onunla ilgili ya Salim Güran'ın aracına daha önce annesi de babası da kızımız bilmez diye en son bir ay önce binmişti. Düğüne birlikte gittiğini söylemişti. Hı-hı. Yüksel Güran bizim arabamız varken de Salim Güran'ın aracına binmezdi. Kapı açık olsa dahi gitmezdi ifadelerini kullanmıştı. Verdiği savcılıkta da mahkemede de verdiği beyanında. Ancak dediğim gibi Fuat Güran'ın adına kayıtlı. Hı-hı. Araçta ki Fuat Güran da aslında delilleri yok etmek suçundan tutuklandı. Van'da geldikten sonra, Van ilinde çalışmaya gitmiş, Van ilinden geldikten sonra Salim Güran'la birlikte temizlemiş olma ihtimali yüksek bir ihtimal kazanıyor. O telefon görüşmeleri, kendi aralarındaki yazışmalar tamamen silindiği için de işte o görüşmeler geri getirildikten sonra da muhtemelen bu sonuç ortaya çıkma olasılığı çok yüksek. Ama çok hangi enteresan motivasyonla aile bunu gizliyor? Çocuklar nasıl motive oldu buna? O da ayrı bir soru konusu. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Çok kısacık bir hep şundan bahsediliyor. Orada abiyle birlikte o gün iki genç daha vardı. Abi ve amcaoğluyla birlikte iki genç daha vardı. Böyle bir iki gencin olduğu yönünde somut bir bilgi var mı? Bu bir dedikodudan, bir iddiadan mı ibaret Veysi? Aslında iddia değil. Onlardan biri tutuklandı ki yer göstermede biz canlı yayında ekranlara getirmiştik. Yer göstermede jandarma yapmıştı. Enes Güran İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü o kolundaki ısırık izlerinde ki sağ kolunun iç tarafında bu ısırık izleri iki ısırık. Biri Enes Güran'a ait çıkmıştı. Diğeri ise dediğim gibi tespit edilememişti. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na hafta sonu annenin diş örnekleri alındı. Onlar da gönderildi. Acaba anneye ait mi ki? Hı-hı. Nedeni de aslında çok konuşulan bir şeydi. Anne kızının bu olduğunu gördüğünde ağabeyine müdahale etti, Enes'e müdahale etti. El almaya çalıştı, kolunu ısırdı gibi bir iddia vardı. Savcılık bu iddia üzerine de Yüksel Güran'ı cezaevinden Diyarbakır Ağız ve Diş Hastanesi'ne götürdü. Orada örnekler alındıktan sonra tekrar cezaevine götürmüştü. Bu ihtimaller de değerlendirildiğini söyleyelim. Peki çok teşekkür ediyorum Veysi İpek. Son gelişmeler böyle. Yengenin ifadesinden öne çıkan bölümleri aktardı Veysi. Ekranda da görüyorsunuz. Nari'nin kaybolduktan sonra telefonunu değiştirdiğini de kabul etti. Daha önce de Veysi İpek aktarmıştı oradan günlerce yaptığı yayınlarla. Burada da orada köyde sadece Nari'nin yengesinin değil birçok kişinin WhatsApp konuşmalarını sildiği, kadınlar arasında bir WhatsApp grubu olduğu, köyde bir WhatsApp grubu olduğu, onların yazışmalarının silindiği, telefon hatlarının değiştirildiği, telefonların değiştirildiğini biliyoruz artık. Ancak şu anda netleşen tek şey, tümüyle netleşen, Nari'nin boğularak öldürüldü. Zaten ilk bulgular bunu gösteriyordu ama adli tıpın detaylı incelemesiyle bu ortaya çıktı. Veysi, adli tıp raporunda şu anda sadece ölüm nedeni, Veysi'ye teşekkür ettim ama tekrar dönmek istiyorum, hala orada zannediyorum. Ölüm nedeni netleşti ama diğer alınan 91 örnekten, vücuttan alınan 91 örnekten başka bir sürü işte moleküler, patolojik vesaire kimyasal inceleme yapılacak.
oraya dereye bırakılış zamanı, ne kadar suyun içinde kaldı vesaire vesaire. İşte bacakta bir kopma var, bu neyden kaynaklandı? Bunlara ilişkin şu anda bir henüz bir test, bir rapor yok değil mi? Evet, aslında bu olma bugün itibariyle netleşmiş oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu bu çalışmasını açıkladı. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi diğer çalışmalar da devam ediyor. Narin üzerinde üçüncü bir kişiye ait DNA izi de bulunmamıştı. Bunun sudan dolayı 19 gün kaldığı tahmin ediliyor ve sudan dolayı da üzerinde kalmamış olabilir. Ancak kıyafetleri bir taraftan da bu noktada incelenmeye devam ediyor. 91 numuneden biri de kıyafetler olduğunu belirtelim. Acaba kıyafetlerin üzerinde bir şeyler bulunabilir mi? Bir kıl veya bir DNA örneği bulunabilir mi? Bununla ilgili de adli tıp uzmanları yoğunlaştığını söyleyelim ki ceset 19 gün kaldığı için de suyun içerisinde bazı detayların gittiği ifade ediliyor. Tırnak arasındaki dokular çok önemli. Evet. İşte bir boğuşma oldu mu ki ağabeyin sırtında çizikler vardı. O boğuşma esnasında mı oluştu? Kimin tırnak arasındaki o dokular da inceleniyor. Özellikle çok titiz bir çalışma yapılıyor. Yine Nari'nin diş örnekleri de alınmıştı. Ağabeyin koluyla ilgili çalışma da yapıldığını belirtelim. Peki bu diş örnekleriyle ilgili diş izi ne yazık ki alınamadı yönünde bir açıklama oldu, çok konuşulan. Oradan kasıt nedir? Yani nedir orada Nari'nin dişleriyle ilgili durum? Nari'nin dişleri aslında suda kaldığı için bazı dişlerin döküldüğü biliniyor. Bazı süt dişlerinin de aslında daha önce düştüğünü söyleyerek başlayalım. Ancak suyun içerisinde çok kaldığı için yani bu çok detayı da aslında hani izleyicilerin vicdanına çok rahatsız etmeden söyleyeyim. Suyun içerisinde kaldığı için o dokuların biraz da ayrıldığı yönde bilgi var. O çok ince bir çalışmayla aslında ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Şu an itibariyle de çene ve diş yapısı tekrar tekrar o alınan örneklerle birlikte çalışıldığını söyleyebiliriz. Bugün gelinen noktada senin baştan bu yana bütün takip ettiğin bu süreçte son verileri de bir araya getirdiğinde mutlaka senin de kişisel olarak bir izlenimin ve bir kanaatin vardı. Elbette sonucu sormuyorum ama nereye gidiyor bu konu ve yakın zamanda artık tümüyle aydınlanacağını düşünüyor musun? Aslında savcılar bu noktada çalışıyor, boşluklar çok fazla, aile konuşmuyor, bilenlerin sayısı çok fazla, civar köylüler de bunu söylüyor, akraba olmayan köylüler de bunu açıkça söylüyor, aile biliyor bunu, tahminimize göre aile konuşmuyor, bu motivasyonu nasıl sağladılar, hangi bir şeyle bu motivasyon sağlandı, o ayrı bir şey ama tek bir itiraf var ki o da deliller konulduktan sonra itiraf etmek durumunda kaldı. Yani itirafçı olmadı, itiraf etti. Evet, ben cesedi sakladım. Nevzat Bahtiyar bu noktada kimisine göre Nevzat Bahtiyar para için yaptı ki kendi ifadelerinde var. Mahkemede daha çok kurtulmak için ceza, az ceza almak için bu noktada ifadesini değiştirdiği söyleniyor. Geri kalan 10 kişinin tutuklanma sebebi kuvvetli suç şüphesi. DNA testi yapıldığında Nari'nin aracı DNA'sının araçta bulunduğu ve Salim Güran'ın kullandığı araç dahil olmak üzere bu noktada kuvvetli suç şüphesiyle bunlar tutuluyor. Aile bazıları iştirak etmiş durumda, bazıları delilleri saklamış durumda, bazıları ise cinayete iştirak ettiği şüphesiyle tutuklanmıştı. Ancak o aradaki boşluklar savcılar tarafından dolduruyor. Çünkü çelişkili bilgiler var. Yani zaman ve yer konusunda bazı çelişkili bilgiler var. İşte o çelişkilerin giderilmesi için de yoğun bir mesai harcanıyor. Yani burada tekrar, ben bakıyorum yengenin ifadesine Veysi. Yani işte o iddialar sorulmuş, amcayla ilişkisi var mıydı? Hatta yani neden eşinden gizli doğum kontrol hapı alıyordu gibi böyle çok tabii şahsi doğum konular soruşturma çerçevesinde hani gizlice aldığı, neden işte eşinin çocuk istediği gibi açıklamaları var. Ama böyle ifadelere ben tabii hızlıca baktım, yeni geldi ifadeler, sen daha detaylı bakmışsındır. Cinayete ilişkin bir itiraf yok, sadece hani reddediyor ve düz açıklamalar yapıyor. Buradan sonra yengenin tutuklanmasına baktığımızda yani bir itiraf değil de açıklamaları başka gerçek verilerle örtüşmediği için bir şeyler gizlediği düşünülerek mi yenge tutuklandı? Ben onu anlıyorum ama senin gördüğün başka bir ayrıntı var mı bu ifadede?
tutuklamaya sevk aslında 15.30'da 16 sularında sevk, evdeydim diyor. Aha. Evet. 15.30'da 16 sularında Narinler'in evine gittiğini söylüyor. Yani bu saatler arasında orada oluşu, Narin'in 15-15'te gelişi, ki belki 15 ile 16 saatleri arasında, kesin bir saat vermiyor aslında, tahmini bir saat veriyor. Aileyi oyaladı mı? Cinayete şahit oldu mu? O saatler arasında zaten 15-15'te Narin güvenlik kamerasına takılıyor. Tam da anlattığı saat. Hı hı. Ve ifadelerin arasında çelişkiler var. Eşiyle olan bilgiler çelişiyor. Muhtarla olan bilgiler çelişiyor. Zaman ve mekan anlamında bazı boşluklar var. Şimdiye kadar çamaşırları yıkayıp eve getirmeyen biri, çamaşırları yıkayıp eve getiriyor. Yani Yüksel Güran normalde gidip alıyormuş. Hı hı. İşim yoktu diyor. Ondan dolayı götürdüm diyor. Boşlukları tamamlamak için tabii bir taraftan da hem savcılıkta hem mahkemede benzer sorularla, çapraz sorularla aslında çözülmeye çalışıyor. Ama kuvvetli suç şüphesi var. Aslında Hediye Güran biraz da merkezinde olduğu tahmini var, daha doğrusu öyle söyleyelim. 15-15'te o evde hep bir ahırdan bahsediliyor ya Veysi. 15-15'te yengenin orada işte çamaşır götürme, onun açıklamasına göre çamaşır götürme gerekçesiyle oradaydım dediğini ifadelerden anlıyoruz. Anne orada, amcanın orada olduğu yönünde bir takım veriler var. O evde, yani Narinler'in evinde o saatte ifadelere baktığımızda kaç kişi olduğunu bugün net olarak biliyor muyuz? Tüm verilen ifadeleri ortaya koyduğumuzda abi var, amcanın oğlu var galiba, Salim Güran'ın oğlu var. Başka kim var? İşte az önce bahsettiğimiz iki genç konusu var. Evet, 15 ile 16 saatleri arasında toplam 9 kişinin ismi geçiyor. Narin hariç, yani Narin Güran hariç 9 kişinin ismi geçiyor ifadelerde. Sizin de söylediğiniz gibi anne, 3 çocuğu, yine eltisi Hediye Güran, diğer taraftan Enes Güran ve arkadaşları. Bu ifadeler, ki orada bazı bilgiler de aktarılıyor ifadelerde. O ifadelere baktığımız zaman 9 kişinin ismi orada olduğu tahmin ediliyor. Hı-hı. Ancak ailenin bilgisi dışında o kızın kaçırılma olasılığı hiç tahmin edilmiyordu ilk günden itibaren. Yani köyden biri hep deniliyordu, akrabalardan, evet, biri olabilir diye. Çünkü kaçırılma şüphesi yoktu. Yani boğuşma, kaçırılma, telini düşürme veya çantasını düşürme, kesinlikle orada görmemesi gereken bir şeye şahit oldu çocuk. Evet. Ve bundan dolayı da maalesef katledildi. Nedir buradaki motivasyon, nedir buradaki durum, aslında niçini de savcılık soruşturuyor. Evet, ama peki, öncelik gerçekten de tüm toplumun beklentisi, kamuoyunun tüm beklentisi, Nari kim veya kimler öldürdü? Evet. 8 yaşındaki bir çocuğun neden öldürüldü, niçin öldürdü, sebebi ne olursa olsun öldürülmesi, katledilmesi belki de çok detay olur diyebiliriz. Ancak herkes şunu merak ediyor. Kim ve kimler öldürdü? Evet. Ne gördü Narin, ama kim ve kimler öldürdü sorusu ön planda. Veysi İpek, çok teşekkürler. Uzunca tuttum seni. Kolaylıklar diliyorum.